Marmaris Soykan Otel'den çıktım. Yani sokakta kalmadığınız sürece gelmeyin abi. Ya iyi değil ya. Yani banyo eski, kahvaltı desen zaten yok desen yeridir. Yani hiç riske atmaya gerek yok. Formulax Mehmet abi Ortaca'da yakaladım. Kendisi şimdi bir yere gidiyordu. Dedi sen arabanın yanına geç. Ben gelirim. Stickerler güzel ya. Evet Mehmet abi buyur. Evet. Şuraları görebiliyor musun? Kirli. Şimdi bizim Formulax'in susuz yıkama cilası var. Bunun içinde hem Karnaval cilası hem de Yunan cilası var. Birlikte karışık. İngiltere'den gelen bir cila. Valla çok merak ediyorum ben de. Şöyle.
fazla sıktım tabii karambolda mı? Diğer tarafı böyle tozlarını bir daha çekeyim. Bak. Gel istiyorsan burayı görmek için. Şimdi bunun özelliği şu. Bunu önce bir bezle temizliyorsun. Ondan sonra ikinci bezle parlatmaya geçiyorsun. Sildikçe parlar bu. Ama bu sefer de çok temiz oldu ya. Sen pek alışkın değilsin. Ben pek alışkın değilim temizliğe. Şimdi şu anda gıcır gıcır parlıyor olması lazım çünkü cilalı bu. Parlıyor şu an gayet. Ya bence parlıyor en azından. Ki bunu bir de 1 gram su kullanmadan yapıyorsun. Aynen. Güzel tarafı. Susuz ya bayağı iyiymiş aslında. Bak şu plastiği falan da nasıl değişecek mi değişecek mi göreceğiz şuradan. Hatta şu senin şu tarafı da halledelim arada. Evet. Açsın. Komple temizliyorsun bunun işte her yerini. Kokusu da güzelmiş. Güzel. Ben de seviyorum. Allah, susuz yıkama ilginç ya. Tabii tabii çok acayip bir şey ya. Oho çok iyi oldu abi. Çok, çok tertemiz yaparsın. Şimdi güzel tarafı işte onu kurulamaya başladıktan sonra kurudu ya şu anda mesela. Evet. Şimdi ikinci bir bezle güzelce parlatmaya geçiyorsun. Parlatma değil, aynı yüzeyi sürüyorsun yani sürerek parlatıyorsun. Oho, harbi motorun rengi değişti neredeyse. Çok kolay yapıyorsun iş. Ve harbiden yani. Ben normalde yıkatıyordum motoru hiç gerek yokmuş. Yok olduğu yerde tertemiz yaparsın mutlaka. Yani çamur falan olur ayrı onu. O zaten yıkatırsın. Ayrı canım. Ama toz yani. Şu anda tertemiz mesela. Bayağı, Fethiye yollarına hazır. Bayağı fenaydı. Tutunması da daha zor buraya. Bunun içinde nano cila da var. Karnaval cilasıyla beraber. Fotoğraf çekeceğim. Dur. Teşekkür ederiz Mehmet abi. Ortaca da Formül X Mehmet abiyi yakaladım. Muhabbet için geldim ama motoru silmeye başladı. Vallahi çok kirliydi. Çok kirliydi o zaman. Dayanamadı. Eline koluna sağlık abi. Rica ederim. Vallahi çok iyi oldu. Temizlik için falan. Şimdi şöyle bayağı bir kirletmişsin. Şöyle bizim vanla şöyle rahatça temizleyebilirsin. Oo. Bakar mısın? Ağrını da aldı. O neymiş öyle? X cephe van. Hatta bak ben sana bir şey söyleyeyim. Şu plastiklerini görüyor musun? Bayağı iyi çıkardı ya. Vay arkadaş. Komple motoru yıkadığımda bile oraları çıkartamıyoruz yani. Şey rahat rahat. Ben şimdi uzağımda kalıyor alamıyorum pek rahat. Oldu o kadar abi hiç. Çantada istiyorsan yakından bak. Dokunabilirsin. Gerçekten moş. Yağlar var. Bunları umarım çıkartıp rezil olmayız. Bu Formula X'in genel temizlik sıvısı. Gerçi bir defa, bir iki defa yıkandı. Belki ondan çıkarmama durumu olabilir. Normalde yani bayağı çıkıyor, gene çıkıyor ya. Normalde böyle bir durumda yıkanmadan belki işlem yapılsa da... Tabii tabii anında görüntü olurdu. Şuralarda da var. Şimdi şuraya birazcık daha odaklanıyorum şu kısma. Şuralarda bayağı kirliydi değil mi? Farkındasın. Bayağı bayağı. Neredeyse hiçbir şey kalmadı yani. Bana soruyorlar abi sende şu var mı ne var ne vereyim abi ne falan. Geldiğimden beri her şeye bir çözümün var yalan yok. Var var. Camınadır işte yok yağ şey yok jantı temizlemek için. Hepsine bir cevabın var. Şunları da bir tane ben sana veririm sen kendi temizlersin sonra. Şunu tamam. Çıkartayım ben şov amaçlı. Tamam. Uğraştırdı ama bu araya. Dediğim gibi bence yıkanmadan işlem olsaydı daha çabuk çıkardım. İyice işlediği için o yağlar çünkü. Siyahtı değil mi? Öncesini görebiliyor tabii, muyuz? Tabii bizim? Tabii. Görüyoruz değil mi? İlk başta çektim. Yani öncesi sonrası yaparsın artık.
Kasacı'da Formulax Mehmet abiyi yakaladım. Söylemişti ben Ortaca'dayım diye. Dedim uğrayayım hazır geçerken. Birkaç ürün vardı, onları denedik. Muhabbetti şeydi derken neredeyse hepsini kullandık. Ama çok yani çok iyi bir şekilde yani temizledi. Ben çok şaşırdım. Mesela montun kolunda yağ lekesi vardı. Ben onu bir de makineye de atmıştım hatta. Çıkar belki dedi. Tabi çıkmadı. Bir baktım. Şey ona bir genel temizlik sıvısı varmış. Onunla bir sildi. Aman Allah, geçti ya. Resmen geçti. Köye geldim şimdi. Vallahi hangi taraftan gireceğiz, nasıl gireceğiz? Karambola daldım bir yere. Diğer tarafa gitmeye çalışıyorum. Yalnız buralar çok dik. Issız. İlginç yani. Ürpertici değil ama biraz sanki böyle şuradan aşağıya. Giriş var mı? Şimdi Afkule'ye geldim. Geldim mi bilmiyorum açıkçası çünkü çok kötü bir yol geçtim. Motoru bıraktım. Şurada bir patika var gibi.
Umarım orası gidiyordur. Yani başka yol yok. Şurası var ama burası daha patika ya. Motorla yani belki, ama yok, buraları da zorlamaya gerek yok artık ya. Ya belki kestirme de vardır ama şöyle bir devam edelim bak. Ya sırf drone'un bataryalarını bitireyim yani, yoksa başka bir amacım yok. Motorda bir tek disk kilidi taktım. Umarım bir şey olmaz. Yol dediğim gibi baya kötüydü ama şimdi oraya varayım. Belki değer. Yani kaç gündür değmeyen yerlere gittiğimden ötürü umarım burası değer yani. Bir otopark var, oraya da bırakılabilir ama oradan da çok fazla uzak. Buradan yakındır diye düşünüyorum. Motoru da yeni temizlemiştik. Bütün toz toprak. Yapacak bir şey yok. Motorun yanına geldim. Yan çantaları kitlemeyi unutmuşum. Yavuş, insan yok, bir şey olmaz ama ne olur ne olmaz. Üst noktasında bir yere çıkıyorum. Az önceki yer pek iyi değildi. Oh. 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 Wow. Aman tanrım. Uf, çok iyiymiş. Ama çok geç gelmişim valla. Keşke birkaç saat önceden gelip burada zaman geçirsem. Manzara çok iyi. Bir tek hava pustu biraz. Ama olsun. Değdi mi? Yani %50. Burası harika. Gün batımında çok bayağı güzel, hani ciddi güzel.